Filipinlerden, Filipinlerdeki evimizin bahçesinden herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Filipinlerde yaşamanın olumsuz taraflarından sizlere bahsetmek istiyorum. Bir başka videomuzda da Filipinlerde yaşamanın olumlu taraflarından bahsetmiştim. Dolayısıyla Filipinlerde yaşamayı düşünüyorsanız bu iki videoyu birbirleriyle karşılaştırarak Filipinler yaşamaya değer bir ülke mi, değil mi? Bu iki videoyu karşılaştırarak kendiniz karar verebilirsiniz. Videomuza başlamadan önce de şunu belirteyim. Facebook'ta Filipinler ve Filipinler'de Yaşam adlı Facebook grubumuz var. Grubumuzda da 1300'den fazla üyemiz var. Bu üyelerin içinde Filipinler'de yaşayan Türkler var. Hatta Filipinler'de yaşayan tabii ki Filipinliler de var. Ve dolayısıyla aklınıza Filipinlerle ilgili bir şey takıldığında grupta üyelere sorabilirsiniz. Üyelerimizde herkes yardımsever arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde sorularınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Sorularınıza cevaplar bulabilirsiniz. Hatta sizler de İlginç bir şey bulursanız, ilginç bir şeyle karşılaşırsanız bunu grupta diğer üyelerle paylaşabilirsiniz. Şimdi hiç vakit geçirmeden Filipinler'de yaşamanın olumsuz taraflarından bahsedelim bakalım bunlar nelermiş. Benim hiç beğenmediğim, çok gıcık kaptığım Filipinler'de yaşamanın olumsuz taraflarından bir tanesi Filipinler'de maalesef polislere rüşvet vermeniz gerekiyor bazı durumlarda. Mesela ben iki defa Manila'ya gittim. Manila'da havalanında bir arkadaşı karşılayacaktım. O gün mesela trafikte benim aracın plakasının son numarasına göre benim aracın trafiğe çıkmaması gerekiyormuş. Polisin birisi beni durdurdu ve hemen bana ceza keseceğini, ehliyetimi el koyacağını, ehliyetimi de ancak iki gün sonra işte bir ofisten alacağımı söyledi. Ve beni baya bir zor durumda bıraktı böyle. Kendisiyle dakikalarca tartıştık. Eşim de yanımdaydı. Bir türlü ikna edemedik. Dedik ki paramız falan yok. O zaman dedi şu pencereyi kapat öncelikle dedi. Bana dedi birkaç bin peso verirsen dedi sizi rahat bırakarım dedi. Tabii birkaç bin peso derken belki de 3-4 bin peso'dan bahsediyordu. Ben kendisine 2 bin peso verdim ve beni rahat bıraktı arkadaşlar. Sonradan da öğrendim ki bu şekilde trafik kuralı ihlal etmenin cezası 300 peso civarındaymış. Ama ben 2 bin peso vermek zorunda kaldım. Çünkü ehliyetime el er koyacağını falan söylüyordu. Hatta bir kursa tabi olmam gerektiğini söylüyordu. Böyle beni zor durumda bıraktı arkadaşlar ve rüşvet vererek kendisinden kurtuldum diyebilirim. Yine başka bir zaman da yine bir polisin birisine 500 peso rüşvet verdim. Yani bu şekilde Manila'da trafik polislerini gördüğüm zaman içime bir korku geliyor maalesef ve korkuyorum arkadaşlar. Yani Manila'da trafikte araç kullanmaktan korkuyorum. Filipinler'de yaşamanın bir başka olumsuz tarafı da yolların bozuk olması. Özellikle barangaylarda yani mahallelerde, kasabalarda yollar çok bozuk. Hatta Manila'nın yani başkentinin birçok kesiminde bile maalesef yollar çok bozuk. Yollar bozuk iken bir de tricycle'ların yani üç tekerlekli motosikletlerin yollara hakim olması, onlar sağ taraftan gitmesi gerekirken adamlar yolun içinden gidiyorlar. Yani yolun ortasından gidiyorlar ve trafiği de yavaşlatıyorlar. Sağ taraftan gitmeleri şart olduğu halde, ortadan gitmeleri yasak olduğu halde maalesef Hepsi neredeyse ortadan gidiyor ve trafiği de yavaşlatıyorlar. Onları geçmek için de sağdan geçmeniz gerekiyor. Tabi o da biraz tehlikeli. Yani dolayısıyla bu tricycle'lar trafiği yavaşlatıyorlar. E, bozuk yollar zaten trafiği yavaşlatıyor. Bir de bunlar olunca böyle trafik iki misli yavaşlıyor arkadaşlar. Filipinler'de yaşamanın bir diğer olumsuz tarafı da elektrik direkleri. Videoda da görüyorsunuz bakın bu elektrik direkleri neredeyse yolun ortasında. Özellikle gece iyi bir aydınlatma olmadığı yerlerde bu elektrik direklerine çarpmaz işten bile değil. Bu elektrik direkleri maalesef bu şekilde yolun ortasında kalmış. Yolu genişletmişler ama elektrik direklerini uygun yere taşımamışlar arkadaşlar. Bu elektrik direkleri maalesef büyük bir tehlike arz ediyor Filipinler'de. Filipinler'de yaşamanın bir diğer olumsuz tarafı da herkesin evinde karaoke cihazı olması ve sesi sonuna kadar açarak karaoke cihazlardan müzik dinlemeleri ve karaoke yapmaları arkadaşlar. Bizim burada komşularımız bile maalesef bazen özellikle sabahın köründe karaoke cihazlarını açıyorlar, insanları uyandırıyorlar, bizi de uyandırıyorlar. Sabahın 5'inde, 4'ünde hatta bazen karaoke cihazlarını açarak insanları rahatsız ediyor arkadaşlar. Bu maalesef Filipinler'de hiç sevmediğim bir konu. Yine trafikle bağlantılı olarak Filipinlerin bir diğer olumsuz tarafı da tehlikeli araç kullanan insanlar. Özellikle motosiklet sürücüleri hatta cipni sürücüleri çok tehlikeli bir şekilde araç kullanıyorlar ve maalesef trafikte bu insanlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Trafikte dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Filipinlerin bir diğer olumsuz tarafı da sürekli yaşanan tayfunlar. Ülkede neredeyse her yıl 15-20 civarı tayfun oluyormuş. Biz geldikten sonra da maalesef birkaç defa tayfunla karşılaştık. Tayfun oldu bulunduğumuz yerde. Bir tayfun olduğu zaman, maalesef şiddetli bir tayfun olduğu zaman özellikle maalesef bahçenizde hiçbir şey bırakmıyor arkadaşlar. Sebzeleriniz, bitkileriniz mahvolabiliyor. Çiçekleriniz mahvolabiliyor. Tayfunlar maalesef ülkede, Filipinler'de bir büyük sorun. Filipinler'de yaşamanın bir diğer olumsuz tarafı da pahalı sebzeler, tropikal meyveler. Özellikle mesela yıl başında soğanın kilosu kaç liraydı biliyor musunuz arkadaşlar? 200 TL'ydi. 200 TL'ye gelmişti. 600 peso olmuştu soğanın kilosu. Bu şekilde bazı meyvelerde, sebzelerde çok pahalı. Mesela üzüm. Üzümün kilosu 400 peso, 500 peso civarında üzümün cinsine göre. Dediğim gibi bazı meyveler maalesef bu şekilde Filipinler'de çok pahalı arkadaşlar. Filipinler'de yaşarken dikkat edeceğiniz en önemli bir konu da maalesef Türkiye'de SGK'lıysanız Türkiye'de SSK'nız varsa Filipinler'de bu SSK geçmiyor arkadaşlar. Barangaylarda falan sizi e, ücretsiz tedavi yapıyorlar ama özellikle ciddi bir rahatsızlığınız varsa özel bir hastaneye gitmeniz gerekiyor. Çünkü devlet hastaneleri yetersiz. Mesela ben buramda kasıklarımdaki bir ağrı şikayetiyle bir hastaneye gittim. Devlet hastanesiydi. Hastanede dahiliye doktoru yok. Dahiliye servisi yok. Ultrason cihazı yok. Mecburen ne yaptım? Özel bir hastaneye gittim. Özel hastanede bunların hepsi tabii ki pahalı ve paralı aynı zamanda. Dolayısıyla kamu hastaneleri, devlet hastaneleri yetersiz ve yeterli doktor maalesef yok. Özel hastanelere gitmeniz gerekiyor arkadaşlar ve tabii ki sevk kanınızda geçmediği için parayla gitmeniz gerekiyor ve aynı zamanda Yine özel ilaçlar alırken de bunları bedava vermiyorlar. Bunların hepsi paralı arkadaşlar. Parayla almanız gerekiyor. Bu da maalesef Filipinler'de yaşamanın en önemli olumsuz taraflarından bir tanesi. Filipinler'de yaşamanın bir diğer olumsuz tarafı da özellikle şehir dışındaki yerlerde internet altyapısı yeterli değil. İnternet hızı çok düşük. Mesela bizim burada sadece dito denilen bir şebeke iyi çekiyor. O da o kadar da çok iyi çekmiyor. Mesela akşamları falan düşüyor internet hızı. Sabahlara biraz daha iyi oluyor ama akşama doğru internet hızı düşüyor ve üstelik bir de internet burada çok pahalı. Hatta Türkiye'den 3-4 misli pahalı diyebilirim internet kullanımı. Yine Filipinler'de yaşamanın bir diğer olumsuz tarafı da tabi şehir merkezlerinden bahsetmiyorum. Şehirlerden uzak yerlerde yaşıyorsanız, barangaylarda yaşıyorsanız, bile dağlık yerlerde yaşıyorsanız buralarda domuz çiftlikleri var. Domuz çiftlikleri kurup domuz yetiştirmek serbest buralarda. Ama domuz çiftliklerinde özellikle bunlar yemek zamanı falan çok büyük gürültü yapıyorlar. Ve tabii ki de bakımsızlar arkadaşlar. Bakımsız oldukları içinde. domuzlar maalesef etrafa çok kötü koku saçıyorlar. Benim burdum koku almadığı için ben bu kokuyu hissetmiyorum ama eşim maalesef her zaman özellikle yemek vakti falan bu domuz çiftliklerinden gelen kokulardan çok şikayetçi. Tabii ki eşimin çocukları da çok şikayetçi. Yani Filipinlerin bir olumsuz tarafı da bu arkadaşlar. Filipinlerde yaşamanın bir başka olumsuz tarafı da yabancıların bir para kaynağı olarak görülmesi. Alışveriş yerlerinde filan yabancı olduğunuzu fark ettikleri anda hemen fiyatı ona göre ayarlıyorlar. Mesela bir ürün 100 pesoysa size 150 peso diyorlar. Dolayısıyla bunun için ben ne yapıyorum? Eşime bir fiyat sorduruyorum. Bir şey alacağımız zaman fiyatı eşime sordurtuyorum. Eşim ben arkadan ben uzaktan takip ediyorum onu. Eşime farklı fiyat veriyorlar, bana farklı fiyat veriyorlar. Bu şekilde maalesef çok karşılaştım arkadaşlar. Yabancıları gördükleri zaman fiyatı yükseltiyorlar. Aslında Türkiye'de de böyle tabi Türkiye'de de fiyatlar yabancılara farklı, Türklere farklı oluyor. Yine Filipinler'de bu aynı şekilde devam ediyor. Yabancılara farklı fiyat yerlere farklı fiyat. Filipinler'de yaşamanın bir diğer olumsuz tarafı da Filipinler'de çok pahalı vize ücretleri. Özellikle diyelim ki Filipin'de birisiyle evlisiniz ve Türkiye'den Filipinler'e geldiniz. Bu şekilde Filipinler'e eşinizle birlikte giriş yaptığınızda size bir yıl kalma hakkı veriyorlar. Ücretsiz bir şekilde Filipinler'de bir yıl kalma hakkına sahip oluyorsunuz. Ama Filipinler'de kalmaya devam edecekseniz eğer bu bir yıl süreniz dolmadan birkaç ay önce bir immigration merkezine gitmeniz gerekiyor ve burada 13 bin peso ödeyerek Filipinler'de geçici kalış izni alıyorsunuz arkadaşlar. Yani bunun için dediğim gibi 13 bin peso ödemeniz gerekiyor. Ondan sonra diyelim ki bir yıl bu şekilde geçici kalış izni aldınız. Bu geçici kalış iznini bir yıl sonra daimi kalış iznine döndürmeniz gerekiyor. Bu daimi kalış izni için de yine 13 bin peso para vermeniz gerekiyor. Yani dolayısıyla ne oluyor? Filipinler'de uzun süre kalmak istiyorsanız, daimi olarak kalmak istiyorsanız iki defa 13 bin peso ödemeniz gerekiyor. Yani toplamda 26.000 bin peso para ödemeniz gerekiyor. Filipinler'de yaşamanın bir diğer olumsuz tarafı da Filipinler'de herkesin kolaylıkla silah sahibi oluyor olması. Dolayısıyla herkes bu şekilde kolay silah sahibi olduğu için eğer Filipinli birisiyle tartışırsanız, siz haklı olsanız bile adamın kötü tarafına gelirseniz, adamın kötü tarafına denk gelirseniz silahını çıkarıp sizi rahatlıkla yolun ortasında vurabilir. Ve ondan sonra üstelik bir de rahatlıkla arkasına bakmadan çekip gidiyor arkadaşlar. Yani bu şekilde internette, Facebook'ta paylaşımlar görüyoruz. Adamın birisi bu şekilde trafikte tartıştığı bir trafik polisini arkadan silahla vurdu. 3-4 dakika sonra da çekti gitti. Maalesef gördüğünüz gibi şok edici bir durum. Filipinlilerde haklı olsanız bile hiçbir şekilde tartışmaya girmeyin arkadaşlar. Filipinler'de yaşamanın bir diğer olumsuz tarafı da Filipinlerin zengin olmayan yani fakir Filipinler mutfağı. Filipinler'de insanlar hemen hemen 3 öğün pirinç yiyor arkadaşlar. Pirinç, pirinç. Sabah pirinç yiyorlar, öğlen pirinç yiyorlar, akşam yine pirinç yiyorlar. Maalesef Filipinler'de değişik değişik yemek kültürü pek yok arkadaşlar. Ancak pahalı restoranlara falan giderseniz değişik değişik yemekler yiyebilirsiniz ve tabii ki bir de fast food restoranlara giderseniz yine oralarda da değişik türlerdeki yemekleri yiyebilirsiniz. Ama genelde halk arasında insanlar evlerinde sadece pirinç yiyorlar. 3 öğün pirinç yiyorlar arkadaşlar. Yine Filipinlerin bir diğer olumsuz tarafı da devlet dairelerinde maalesef bürokrasi fazla. Bir işlem yaptırmanız gerektiği zaman veya bir belge onaylatmanız gerektiği zaman Maalesef beklemeniz gerekiyor. Hatta uzun süre beklemeniz gerekiyor. Mesela benim Filipinler'de evlenen arkadaşlarım var. Biz pandemi döneminde evlendiğimiz için bazı belgeleri onaylatırken fazla beklememiştik. Birkaç hafta falan beklemiştik. Ama pandemi bittikten sonra mesela bir evlilik belgesini onaylatmak için, bu evlilik belgesini apostil alabilmek için birkaç ay bekleyen arkadaşlarımız var. Bazı diğer belgeleri de yine bu şekilde onaylatmak için birkaç aydır bekleyen kişiler olduğunu biliyorum. Dolayısıyla Filipinler'de maalesef bu şekilde devlet dairelerinde belgelerinizi onaylatmak için uzun süre beklemeniz gerektiği zamanlar olabiliyor maalesef. Bu videomuzda sizlere Filipinler'de yaşamanın olumsuz taraflarını deneyimlerimden faydalanarak anlatmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Görüşlerinizi aşağıdaki yorum kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar da Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar da kendinize çok da iyi bakın. Sevgiyle kalın. 拜拜。Bye bye.